Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada artık yine hücreye devam ediyoruz. Hücrede biz ökaryot hücrenin yapısını işleyeceğiz aslında. Genel özelliklerini, işte hücre teorisi ile ilgili özellikleri verdim. Prokaryot ve ökaryot hücrenin karşılaştırmasını verdik. Şimdi ökaryotik bir hücreyi incelemeye başlayacağız. Arkadaşlar, ökaryotik bir hücre 3 kısımdan oluşur. Hemen yazalım. Nedir bu kısımlar? İçeriden dışarıya doğru çekirdek, sitoplazma ve organeller ve hücre zarı. Ben dediğim gibi Campbell'dan gitmeye karar verdim. Hani hücre açısından. Onun sıralamasına göre yazacağım arkadaşlar. Normalde KPSS kitaplarında, ÖABT kitaplarında hücre zarından başlayıp çekirdeğe doğru gidiyor. Ama biz içeriden başlayalım, dışarıya doğru gidelim. O zaman şöyle yazalım. Şöyle görüntünün netliğini ayarlayayım. Evet. Ökaryotik bir hücre 3 kısımdan oluşur dedik arkadaşlar. Bunlar nedir? 1. Çekirdek içeriden dışarıya doğru. 2. Sitoplazma ve organeller. Üç diyeceğiz. Hücre zarı. Şimdi buraya hücre duvarı yazmıyorum. Hani 4 tip hücre duvarı da yazabilirim. Yazmıyorum çünkü hücre zarı, yani şu yazdıklarım tüm ökaryotik hücrelerde bulunuyor. Ama hücre duvarı sadece bazılarında bulunuyor. Onu ayrıca anlatacağım arkadaşlar. Şimdi biz çekirdek diyeceğiz ve işlemeye başlayacağız. Şöyle bir yazalım. Bir çekirdek diyelim. Çekirdeğin diğer adı arkadaşlar nükleustur. Nükleus. Hani nükleik asitten aklımıza gelsin. Nükleik asitler nerede bulunuyor? Çekirdeğin içerisinde, ökaryotlarda. Nedir arkadaşlar? Nükleus, yani çekirdek. Genlerin büyük bir kısmının, bakın ökaryot hücrelerde genlerin büyük bir kısmının bulunduğu yerdir. Peki büyük bir kısmı diyoruz da tamamı bulunmuyor mu? Hayır. Çünkü bazıları arkadaşlar, yani bir kısmı mitokondri ve kloroplastta bulunuyor. O yüzden şöyle söylüyoruz. Genlerin büyük bir kısmının bulunduğu yerdir diyeceğiz. O zaman yazalım. Hücrede genlerin büyük bir kısmının bulunduğu yerdir. Dediğim gibi diğer geriye kalan hani kısmı, küçük bir kısmı mitokondri ve kloroplastta bulunuyor. O yüzden bu şekilde yazdık. Arkadaşlar, şimdi biz çekirdeğe baktığımız zaman aslında çekirdeğin yapıları şöyledir. Çift katlı bir çekirdek zarı vardır. Bunu sitoplazmadan ayırır bu zar. Daha sonra ortada matriks, yani çekirdek matriksi dediğimiz, hani mitokondrideki matriksle karıştırmayın. Çekirdek matriksi dediğimiz bir sıvı vardır arkadaşlar. Daha sonra içerisinde bir çekirdekçik dediğimiz yapı vardır arkadaşlar. İşte çekirdeğin yapısı böyledir. O zaman bakın şöyle, ben ayrı ayrı başlık atmadan anlatacağım. Madde madde gidelim. Çekirdek zarı arkadaşlar çift katlıdır ve çekirdeği sitoplazmadan ayırır. Bakın şöyle yazalım. Çekirdek zarı çift katlıdır. Ve çekirdeği sitoplazmadan ayırır. Arkadaşlar, çift katlı fosfolipid tabakasından oluşur. Bunu da yazalım. Sonuçta hücrede ne tür bir zar olursa olsun, ister organel zarlar olsun, ister çekirdek zarı olsun, ister hücre zarı olsun, hepsi fosfolipid tabakasından oluşuyor. Unutmayın. Fosfolipid tabakasından oluşur. Evet, gelelim diğer özelliğine. Arkadaşlar, çekirdeğin üzerinde, bu çekirdek zarının üzerinde büyük delikler bulunur. Por diyoruz biz bunlara. Protein yapılı porlardır arkadaşlar. Protein kompleksleri. Bu porlardan neler geçiyor peki? Çekirdekte üretilen yapılar geçer. Mesela mesajcı RNA sentezlendi. Nereden geçecek? Bu pordan geçecek. Veya ribozomal RNA sentezlendi. İşte sitoplazmadan proteinler alındı, eklendi ve ribozom oluşturuldu. Bu ribozom nereden geçiyor? Yine o büyük porlardan geçerek sitoplazmaya bırakılıyor veya endoplazmik retikuluma veriliyor. Bu şekilde arkadaşlar bu porlar işe yarıyor. Yani madde taşımasını sağlıyor. Çekirdek zarında bulunan porlar, hücre zarında bulunan porlardan daha büyüktür.
Neden? Çünkü hücre zarı seçici geçirgen özelliğe sahip. Seçici geçirgen özelliğinden dolayı porlar küçüktür ki hani her madde geçemesin diye. Ama çekirdek zarının öyle bir derdi yok. Tabii yine seçici geçirgen özelliği var ama yani daha az diyebiliriz hücre zarına göre. Çünkü hücrenin içerisinde bulunanlar hücre zarından kontrol edildiği için hücre zarı tarafından, bu yüzden de çekirdek zarının tekrardan kontrol etmesi de gerek yok. O yüzden porlar biraz daha büyüktür arkadaşlar. O zaman yazalım. Buzarda diyelim. Buzarda protein yapıda porlar bulunur. Bu porlardan işte proteinler arkadaşlar. Protein. RNA'lar. RNA dediğimiz bütün RNA çeşitleri, yani ribozomal RNA, mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, sonuçta taşıyıcı RNA olsun, diğer RNA'lar olsun, DNA'dan şifre alınarak sentezleniyor. Bu yüzden de mecburen çekirdeğin içerisinde üretiliyor. RNA'lar ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Ribozomun büyük ve küçük alt birimi ve küçük alt birimleri geçer. Oldukça büyük yapıya sahiptir arkadaşlar bu porlar. Peki gelelim devamına. Arkadaşlar zarın iç kısmında bakın. Hani biz dedik ya etrafını zar çeviriyor diye, çift katlı zar. Bu zardan da içeriye girdiğimiz zaman protein liflerden oluşan nükleer lamina dediğimiz bir yapı bulunuyor arkadaşlar. Nükleer laminanın içerisinde de nükleer matris dediğimiz, işte o hani sıvı dedim ya az önce, matris diye bahsettim. Nükleer matris dediğimiz bir yapı var. Bu sitoplazmaya göre biraz daha katı kıvamda arkadaşlar. Sitoplazma daha akışkandır ama çekirdeğin içerisinde bulunan bu nükleer matris dediğimiz yapı biraz daha katı kıvama sahiptir. O zaman yazalım. Zarın iç kısmında protein liflerden oluşan nükleer lamina vardır. Bunun da içinde nükleer matris bulunur. Aslında bu nükleer matris dediğimiz nedir arkadaşlar? Nükleolemma dediğimiz yapıdır. Veya nükleolemma değil, nükleoplazma dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Nükleoplazma. Plazma zaten sıvı anlamında kullanılıyor. Peki şurada çekirdek zarı dersek, çekirdek zarına ne diyeceğiz? Nükleolemma diyeceğiz. Nükleolemma. Bu da arkadaşlar çekirdek zarına denk geliyor. Evet, bundan sonra ne var peki? Arkadaşlar bu nükleer matriksin içerisinde bakın genetik materyal bulunuyor. Hani çekirdeğin içerisinde genetik materyal var dedik ya. Şöyle bir hipotez var. Yani hipotez mi diyelim, görüş mü diyelim? Protein liflerle, yani şu nükleer lamina ile nükleer matriks, ikisi birlikte genetik materyali düzenliyor olabilir diye bir görüş var. Ama bu kesin bir şey değil. Sadece görüş anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer özelliğimize. Şimdi çekirdekte arkadaşlar DNA'lar kromozomlar halinde bulunur. Peki nedir kromozom? Kromozom şu. DNA'nın etrafına histon proteinleri çevreleniyor. Daha sonra bunlar kromatin ipliği oluşturuyor. Kromatin iplik de bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturuyor arkadaşlar. İşte bu yüzden biz de diyoruz ki DNA çekirdek içerisinde kromozomlar halinde bulunur. Yani böyle çok dağınık halde bulunmuyor. Zaten dağınık halde bulunursa çok uzun bir yapıya sahip olduğu için toplanması zor olacak. Bu yüzden de etrafı protein kılıfla çevrelenmiş, hem korunmuş oluyor hem de hücre bölünmesi sırasında daha kolay şekil alıyor. O zaman yazalım. Çekirdekteki DNA kromozom denilen birimlerden oluşur. Birimlerden oluşur arkadaşlar.
Şimdi her kromozomda da bakın her kromozom çok sayıda proteinle bakın proteinle bir araya gelmiş DNA molekülü vardır arkadaşlar. Yani şöyle uzun DNA molekülü vardır. Her kromozomda diyelim DNA molekülü vardır. Yani şöyle kromozomun yapısında da etrafı proteinle çevrelenmiş uzun DNA molekülleri var. O zaman şöyle yazabilir miyiz? DNA artı histon proteinleri eşittir kromatin iplik. O da kısalıp kalınlaşarak neyi oluşturuyor arkadaşlar? Kromozomu oluşturuyor. Bu bir tane değil bakın. Bir tane değil. Birçok DNA artı histon proteini var. Bunlar neyi oluşturuyor? Kromozomları oluşturuyor. Evet bu şekilde. Şimdi gelelim devamına. Şimdi arkadaşlar kromozomdan bahsettik. Peki kromozom sayısı neye göre belirleniyor? Her türün bakın her türün kendine özgü kromozom sayısı vardır. Kendine özgü kromozom sayısı vardır. Kromozom sayısı vardır. Mesela örnek verelim. İnsanda kromozom sayısı kaçtır arkadaşlar? 46. Eğrelti otunda kaçtır? Eğrelti otunda 500. Mesela moli balığı. Moli balığında kaçtır? 46. Sirke sineği arkadaşlar. Sirke sineği 8 tane kromozoma sahiptir. Yani bu şekilde örnekler verebiliriz. Peki şöyle bir şey söylesem. Desem ki kromozom sayısı akrabalığı belirler. Sizce belirler mi? Şöyle bir baktığımız zaman kromozom sayısı akrabalığı belirler mi? Belirlemez değil mi? Neden? Çünkü moli balığı da 46 kromozoma sahip. İnsan da 46 kromozoma sahip. O zaman biz moli balığıyla akraba mıyız? Hayır tabii ki öyle bir durum yok. O zaman ilk not olarak şunu yazabilir miyiz? Kromozom sayısı akrabalığı belirtmez. Akrabalığı belirtmez. Peki gelelim ikinci notumuza. Şöyle bir soru daha sorayım. Kromozom sayısı çok olan canlı daha gelişmiştir diyebilir miyiz? Kromozom sayısı çok olan canlı daha gelişmiştir diyebilir miyiz? Eğrelti otunda 500 kromozom var. Bizden daha gelişmiş bir canlıdır diyebilir miyiz? Hayır, değil mi? O zaman şunu da yazalım. Kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Bilgi vermez. Evet arkadaşlar, kromozom sayısı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu şekilde şu iki özellikle madde bizim için çok önemli. Gelelim bir diğer çekirdekle ilgili özelliğimize. Arkadaşlar eğer bir hücre bölünme evresinde değilse o hücrede çekirdekçik dediğimiz bir yapı bulunur. Bölünme evresinde çekirdekçik ortadan kayboluyor. Yani bölünme evresine girmiş bir hücrede çekirdekçiği göremiyoruz. Çünkü ortadan kaybolur. O zaman şöyle yazalım. Bölünme evresinde olmayan hücrede ya da çekirdekte aslında hücrede demeyelim çekirdekte çekirdekçik bulunur. Peki ne işe yarıyor bu çekirdekçik? Arkadaşlar çekirdekçiğin bir kere diğer adı nükleolustur. Nükleolus. Bakın nükleolus. Tamam bu şekilde çağrışım yaptırabiliriz. Nedir peki bunun görevi? Arkadaşlar ribozomal RNA'yı sentezler. Ribozomal RNA'yı sentezler ve proteinle birleştirerek ribozomun büyük ve küçük alt birimlerini üretir. Büyük ve küçük alt birimlerini üretir. Yani çekirdekçikle ilgili bilinen bir görev budur arkadaşlar. Yani tek görev budur hatta diyebiliriz. Bu da kesinliğe kanıtlanıp kanıtlanmadığını aslında ben de bilmiyorum ama bir zamanlar şey diyor hani kesin değil falan diyorlardı. Büyük ihtimal kanıtlanmış olabilir. Çünkü
Temple'a baktığım zaman direkt olarak bu özelliği yazıyor. O zaman kesin kanıtlanmıştır. Ama bir ara ikilemdeydi acaba gerçekten yapıyor mu yapmıyor mu diye. Biz yapıyor olarak kabul edeceğiz. Evet, böylece biz çekirdeğin özelliklerini, yapısını, görevini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada bitireceğim. Bir sonraki derste organeller konusuna geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.